pek çok zam arka arkaya geliyor. Bilhassa enerjide. Akaryakıt, doğalgaz ve elektrik üreticinin üstüne yüklenen zamlar. Yani neredeyse üretimi durdurmak istercesine. O kadar acayip ki. Ama bu arada da demeçler işte siyasi konuyla ilgili yapılanları tarifler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda ilk kez konuştu. Dedi ki vatandaşın lehine Muhalefetten tepkiler var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektriğe "Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yaptın" diye konuştu. Doğalgaz ve yine hane halkını kapsayan elektrik faturalarında tarifeler vatandaşlarımız deyine düzenlenmiştir. 150 kilovat saate kadar %52 onu aşarsa %127 oranında elektriğe zam. Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? 1 Ocak itibariyle elektrik faturalarına %52 ile %127 arasında değişen oranlarda zam geldi. Cumhurbaşkanı düzenleme vatandaşın lehine dedi. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammı. 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik 230 kWh ve 4 kişilik aile %127 zamla elektrik parası ödeyecek. 2002 yılında 150 kW elektrik ve 125 metreküp doğalgaz kullanımı karşılığında vatandaşımızın ödediği fatura asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi asgari ücretin %13'ü seviyesindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışlarına ezdirmeme sözümüzü burada da yerine getirmiş oluyoruz. Vergilere, harçlara, ulaşım bedellerine yüzde 36 zam. Köprü, otoyol geçişlerine zam. Her şeye zam, zam zam. Muhalefet 1 Ocak itibariyle hayata geçen zamları tek tek sayarken Erdoğan asgari ücret hesabıyla vatandaşımızı zamlara izdirmiyoruz çıkışı yaptı. 2021 yılında küresel piyasalardaki artışı vatandaşa tam olarak yansıtmadık, devlet olarak fedakarlık yaptık cümlesini kurdu. Doğalgazda 80 milyar liralık, elektrikte 20 milyar liralık, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık. Millete döndü dedi ki ben ekonominin kitabını yazdım. Doğrudur. Zam dışında bir şey yok o kitapta zaten. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız. Zamı kim yaptı? Dış güçler mi yaptı? Sen yaptın. Fahiş fiyatın bilinen tek aktörü vardır. Onun adı da Erdoğan'dır. Yalan! Bunlar da bini bir para. Fahiş fiyata ortam hazırlayan kim? Erdoğan. Faiz zamı yapan kim? Erdoğan. Faiz fiyatlarla mücadele edeceğim deyip halka yalan söyleyen kim? O da Erdoğan. Erdoğan fedakarlık yaptık derken akaryakıt zamları 1 Ocak'ta pompalara yansıdı. Elektrik, doğalgaz zamları da yeni yılın ilk ayında faturalara yansıyacak. Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında 192.080 ailemizin başkent kartlarına yapacağımız toplam 400 milyon 349 bin 350 liralık doğalgaz desteğimizin hane başı 500 er liralık ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrası dar gelirli ailelere doğalgaz desteği sözü verdiği dakikalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 192.080 aileye Kasım ayından sonra Aralık ayı için de er liralık doğalgaz desteğinin yapıldığını duyurdu. Şimdi bir de böyle bir fedakarlık söylemi var. Yani fedakarlık ettik, kamudan fedakarlık ettik. Biz yapılması gereken birçok zammı yapmadık, söylenen bu. Kamudan fedakarlık ettik. Kamu dediği nedir? Sizsiniz. İşte patron sizsiniz diyorum ya o sizsiniz. Sizin vergileriniz, emeğiniz, çalışmanız, tasarrufunuz neyse. Ya bu fedakarlık bahsini hakikaten anlamıyorum. Fedakarlıktan bahis açılırken ne anlatılıyor? Ya sanki ceplerinden ödüyorlar bu paraları. Ya bu ülkede hangi siyasi cebinden çıkartmış da bu memleket uğruna bir para harcamış. Zaten bu söz konusu olamaz. Mümkün de değildir. Onların parası ne olursa olsun yetmez. Bu ülke çok büyük bir ülkedir. Bununla kıyaslamak için çok büyük bir ülkedir burası. O yüzden bu fedakarlık bahsini anlamakta zorlanıyorum ya. Ceplerinden harcıyorlar sanki. Peki bakalım. Elektrik %127 zam gelmiş. Bu de. bu arada vatandaşın lehine denirken 4 kişilik bir aile %127 zamla karşılaşıyor. Yani daha azı falan değil. Onların tüketimi zaten minimum o kadar. Doğalgaz %25, vergi, harç ve cezalar %36. Başka? Hatırlatalım bunları. Motorlu taşıtlar vergisi %125. %25. Araç muayenesi %36. Ya 500 küsür lira araç muayenesi bu nasıl şey ya? E, ee, ulaşım İstanbul ulaşım %36. Şimdi bütün bunlara bakınca bir soru var. Eleştiriler de var ya soru şu.